Bu Rus buğdayını dönüme kaç kilo ektin? Ata tohumunu kaç kilo ektin? Ata tohumundan 15 kilo övürdüm. Rus buğdayından 30 kilo övürüyorum. 32 kilo övürüyorum. Kardeşlerim, Gelecek Toprak'ta kanalından herkese selamun aleyküm. Bugün Yozgat Şefaatli köyündeyiz. Ata tohum buğdayının gerçekten bu topraklara uygun mu? Sağlıklı mı? Verimli mi? Bizim yüzümüzü kara çıkarır mı çıkarmaz mı? Bakmayın şimdi güneşten dolayı fazla kara çıkıyorum ama verdiğimiz sözlerden dolayı değil. Çok güzel bir sahadayız. Hem normal şu anki hibrit tohumlar var hem de ata tohumları var. Bunları size göstereceğiz ve çok kıymetli Latif amcanın yanındayım. O bize zaman ayırdı ve bu çekim için müsaade etti. Tüm Türkiye'ye bu başarıyı göstermemiz gerekiyor. İnşallah şu anda onunla birlikteyiz. Latif amcam nasılsın? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok şükür. Allah iyilik versin. Bu tohumu geçen sene Kayseri'den 40 kilo eldittik, bunu ektik yani. Ektik, tam sonucuna varalım da bu sene tam kaliteli bir buğday almayı düşünüyoruz yani. Bayağı öteki buğdaylardan 400 kilo veriyor. Şu dediğimiz Rus buğdayı 400 kilo, 500 kilo veriyor. Bundan 800 kilo, 900 kilo daha fazla almayı düşünüyoruz yani. Maşallah. Bu arada benim boyum 1.75. Latif amcamı zaten yutuyor. O da var 1.70'lerde. Sap olarak da sanki birazcık daha fazla verecek gibi. Tabii. Buradan biçer girdiği zaman arkasında remok şeyler, balya yaparsan 3 adıma bir balya çıkar yani. Maşallah. 3 adıma bir balya olur buradan. Saman yaparsan öylesine yani. Çok dene verdiği gibi sap da aynı, saman da aynı verimli olur yani. 2 bakım, 3 bakımda çiftçiye bir şey yani gelir. Latif amcam, ben şimdi şunu merak ediyorum. Bu bizim gerçekten yerli tohumlarımızdan. Başakları farklı, verimi farklı, boyu farklı. Evet. Peki böyle bu ürünle, yani bu buğdayla bu çiftçimiz rahat eder mi? Elbette eder. Elbette. Ha, eder etmesine de satacak yer bulabilirsek. Şöyle bir avantajımız var. İnşallah bu bir farkındalık videosu. Evet. Ben tüm izleyen kardeşlerime güveniyorum. Bu video zaten Türkiye'de gündem olacak. Şimdi en fazla benim bu ata tohumuna sahip çıkmaları gayemden birisi, bir, genetiğiyle oynanmadı. Bu bizim evet. Toprakların, bizim ürünlerimiz. İki, ambar kaldırıldı. Bakın, çiftçilerin şu anda ambarı yok. Neden? Hibritleri ekerse öbür seneye, bu sene almış olduğu ürünü alamıyor. Tohum alıyor. Sertifikalı tohumlar alıyor. 2 sene, 3 sene ekiyor. Ondan sonra bozuluyor. Bunu çoğaltmamız gerekiyor. Çiftçiye yaymamız gerekiyor. Çiftçi bundan inşallah verim alacak, kazanacak. Tek masraf edecek, iki ürün alacak. O bir buğduya aynı masrafı yapıyoruz, bir ürün alıyoruz. Bunda aynı masrafı yapacak, iki ürün alacak. Maşallah. İki katlı mahsul alacak. Bunda biraz sirek. Buraya biz 15 kilo attım. Bura pancar yeriydi. 15 kilo attım ben. Tabii elbette biraz pancar yerildiği için, dıkız olduğu için biraz sirek oldu, yüzünde kaldı. Evet. Yani. Biraz daha sirek. Oraya içine adam girmiyor bunu. Yani diyorsun ki bu daha verimli, daha boylu, daha çok kardeş yapacak. Tabii. Buraya geçen sene ektin. Benim bildiğim kadarıyla, arkadaşlar duyduğum kadarıyla bu Latif amcamın ikinci ekimi. İkinci ekim. Biraz önceki bahsettiği konuda da ürünleri yenilememiz, tohumlar yenilememiz, yani bu sene hasat ettiğimiz ambara koymamızdan bahsediyoruz, evet. Değil mi? Dolayısıyla bakın, tohum masrafınız olmayacak. İkincisi, daha dayanıklı ve toprakları da birazcık ıslah edebilirse kimyasal gübreye de ihtiyacımız olmayacak. Evet, gübre istemiyor. Gübre istemiyor ya, duyuyor musunuz? Bakın. Yani. Gübre, ben bir yerden şeyini aldım, gübre istemiyormuş. Tarlayı güzelce hallediyor musun? Güzelce veriyorum 10-15 kilo. Geçen sene ektiğim yere 5 kilo attım. 40 kilo buğday geldi elime, 5 kilo attım. Bayağı aldık ya. Geçen sene aldık. Allah bereketini versin. Geçen sene kaç dönüme ektin, ne kadar çıktı Latif amca? 5 dekar mı, 4 dekar mı filan ektim. Bir tona yaklaştı. Maşallah, süphanallah. Yani bir ton, 1,5 ton oldu yani. 5 dekar, 40 kilodan yani. Çok sirahdi yani. Çok sirahdi. O sirekliğinde bayağı kardeşleme yaptı. 1,5 tona yaklaştırdı yani. 4 dekar yerden. Demek ki o 4 dekar yere 15 kilo atarsan daha fazla alacaksın yani. Kardeşlemesi müthiş. He. Verimi müthiş. He. Latif amcamın her şeyi geçtik. Yüzü gülüyor. Bu tohumu seviyor. Diyor ki bu toprakların, bizim öz kardeşimiz buymuş. Bu
şu görmüş olduğunuz yine hibrit Rus buğdayı. Benim tam belime geliyor. Şimdi verimini de karşılaştıracağız. Şurası da Latif amcamın bebekleri. Ata tohum buğdaylarımız arkadaşlar. Arasındaki farkı görün diye bunu yaptık. Şimdi de şöyle şu şekilde, yani yine tek bir başak anasından gitmiyor. Yandan kardeşlemesi var. Ortalama bir tanesini alıp bu Rus buğdayıyla karşılaştıralım. Çiftçinin bereketli ellerinden. Çıkmıyor da. Yarısı da yere gidiyor. Bak bunu ben hiçbir şey yapmadan şurada videoda yine bak oradan yandan alıyor Latif amcam. Şimdi bu da Rus buğdayı. Karışmasın. İşte bakın. Ortalama başak arasındaki üç kat, fark. Üç kat. Üç kat diyor Latif amcam. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ve ben bunları alıp hemen cebe atıyorum. Eve gittiğimde evin etrafını atayım şöyle bereketlensin. Buğdayla ilgili tek amacım, hevesim, isteğim şu. Artık hibrit tohumları görmek istememek. Artık kimyasalı minimum kullanmak. Çoluğumuza, çocuğumuza, bebeklerimize, evet, kundaktaki insanlara zehirsiz ürünler, zehirsiz mamalar yedirmek arkadaşlar. Tek gayem bu. Bunun için bu yola çıktığımı zaten biliyorsunuz. İnşallah onlar da, hastalıklar da düzelecek. Zamanla her şey güzel olacak. Ata tohum nasıl şimdiki bu seviyeye çıktıysa bunların kimyasallarında bu seviyelerden çok aşağılara ineceğine eminim kardeşlerim. Bu Rus buğdayını dönüme kaç kilo ektin? Ata tohumunu kaç kilo ektin? Ata tohumundan 15 kilo övürdüm. Rus buğdayından 30 kilo övürüyorum. 32 kilo övürüyorum. Ve arasında şu anda göreceli, şu anda başak olarak 3 kat fark var. Tabii 3 kat fark var. Şu ana kadar da uygulama ikisine de aynı. Aynı. Diğerleri aynı. İnşallah öbür sene belki de mibzerli ekim yapacak. Sadece tırmıklayacak. Tamamen mikroorganizmalara geçip daha fazla inşallah hem ürün hem de kar etmeyi hedefliyoruz. Sağlıklı ürünler için bilinçli çiftçiye kesinlikle ihtiyacımız var kardeşlerim. Biçerle devam ediyoruz. Hasatta devam ediyoruz. Kardeşlerim, çekimleri uzun süren, benim çok merak ettiğim ata tohumunu da hasadı da yaptık çok şükür. Sıcaktı, yorgunluktu vesaire derken güzel bir merakımız daha sonuna gelmiş olduk. Şimdi iki ayrı tarlada bu analizi yaptık. Birisi 24 dekar arazi, burada kuru tarım, gübreleme yok. Sadece ot zehri var, otla mücadele yapılmış. Diğer arazide ise sulu, gübreleme yapıldı. Orada yaklaşık 400-450, yani 1'e 30 bir verim var. Burada ise tarla sahibi Erol Bey'in yanındayım. Şimdi o yıllardır bu işi yapıyor. İkisinin arasında bir karşılaştırma yapacak bize. Şimdi biz buraya yaklaşık dekara 17 kilogram buğday kullandık. Kuru tarım olarak yaptık. Hasatını etmiş olduğumuz, şu anda gördüğünüz gibi yaklaşık 300-350 kilogram kadar bir hasat elde ettik. Ve en güzel avantajımız da şu oldu. Hiç gübre kullanmadık buraya. Altına ve de üstüne olsun hiç kesinlikle gübre kullanmadık. Yani bunu şu anda test aşamasındayız. Görmüş olduğum kadarıyla bayağı bir başak dökümü olmuş burada. Tane dökümü olmuş tarlaya. O da rüzgarın vermiş olduğu galiba bir etkiye bağlı. Evet. İlerleyen zamanlarda bunu daha iyi test edeceğiz. Acaba bir erken mi biçtirmek gerekiyor, daha geç mi biçtirmek gerekiyor? Deneme aşamasındayız. Yani bunu bırakmayacağız peşini. İnşallah daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Şimdi diğer hibritlerle arasında fark şu anda ne? Yani diğer hibritlerle şu anda arasındaki fark, tohum maliyetim yarı yarıya, gübre maliyetim sıfır. Ve ürün? Ve ürün aynı hemen hemen. Ürün aynı. Müthiş. Ürün aynı hemen hemen yani. Normal hibrit tohumlar da şu anda burada bu kesimlerde 300-350 kilo kadar verdi. Ve dekara kullanım tohum maliyeti 30-32 kilogram. Evet. Ve alt ve üst gübresi kullanılmış olduğu halde 350 kilo kadar dekara hasat aldım ben. Bir önceki tarlamda hibrit tohum ektim. 350 kilogram aldım. Altına üstüne gübre kullandım. 30-32 kilo kadar tohum kullandım. Evet. Yani onunla kıyasladığımda şu anda hemen hemen aynı diyebiliyorum. Bence çok iyi diyorum yani. Maşallah. Şimdi özgürlük arkadaşlar. Bu tohum artık ambara gidecek. Ekilecek alan kadar ayrılacak. Yeni bir tohum maliyeti olmayacak. Ve şurada hani benim gözlemlemiş olduğum sorun şu. Toprağımızın durumuyla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Evet. Gübrelerle ilgili, ekosistemle ilgili.
büyük bir yabancılık var. Hani bir danışmanlık ya da analizler yapılmamış. Hani tüm coğrafyada aslında böyle. Ezbere bir tarım var. Tohumun suçu bir ton vermemesi bir suç gibi görülebilir. Ama tohum istediğini toprakta bulabildi mi? Tohuma yardımcı olabilecek mikroorganizmalar var mıydı? Erol abimin de dediği gibi daha 2 yıldır ekiyoruz. Evet, acemiyiz. Şu anda bile bizi tatmin eden bir verim var. Yani peşini bırakmayacağız. Gerçekten yani şu anki acemiliğimize rağmen beni çok çok tatmin eden bir verim var burada yani. Heyecanlandırıyor. Gerçekten beni heyecanlandırıyor. Yani burada yine benim tavsiyem toprak analizi. Toprak analizi mutlaka, evet. Ve mikroorganizma. Ya biz hiçbir uzmandan destek almadık. Hiçbir uzman gelip burada bize yani şöyle yapın, böyle yapın, şu ilacı kullanın falan diye bir şey demedi. Şu toprağınızı götürelim bir analiz edelim, evet, diye. Ya biz tamamen kendi çabamız ile, kendi gayretimiz ile buraya kadar getirebildik, evet, biz bunu. Ve inşallah arkadaşlar bizim tavsiyelerimize uyacaklar. Birkaç öneride bulunduk. İnşallah. Mikroorganizma faaliyetini artırma, ekosistemi yeniden kurma, yarı doğal, yarı yabani bir yetiştiriciliği benimseme, dost olan düşman gibi görülmeme. Yani mesela yabani otla yoğun bir mücadele yerine azot bağlayabilen otlar, toprağı ıslah edebilen otlar tarzında ekimler ve mutlaka bir profesyonel danışmanlık alacaklar. Sonuçta şu, araziden biz ticaret yapıyoruz, ekmeğimizi kazanıyoruz ve oraya mutlaka ne yapılması gerektiğini sormamız gerekiyor. Ben umutluyum. Mutluyum arkadaşlar. Kuru tarım büyük bir sap oranı var. Tabii samanı bir aralar ithal etmemizden dolayı bunu söylüyorum. Sapımız çok. Başağımız iyi. Birazcık dediğim gibi mikroorganizmadan dolayı yani cansızlığı var. Bizim muhtemelen takılmış olduğumuz çok püf noktalar var. Mutlaka, mutlaka. Takılmış olduğumuz bir püf noktalar var. Çünkü yani şurada sıfır gübre kullanmakla şu başağı elde etmek gerçekten büyük bir mucizeydi. Yani. Tohumun aynen öyle. Büyük tohumun bir mucizeydi direnci bize. Çok güzeldi yani. En büyük maliyetimiz zaten bizim gübre yani. Aynen öyle. Yani şu anda normalde Dakar'a 15'erden 30 kilo. Yani gübrenin tonu şu anda 20 bin lira civarında yani. Hmm. Nereden baksanız ben bu 24 Dakar tarlaya ben bir ton gübre kullanacaktım. O da 20 bin lira benim otomatik olarak cebime koymuş oldu bunu. Yani bundan dolayı zaten ben bir karlıyım. Tohum maliyetimiz ekstra. Tohum maliyetim hemen hemen %45 düşürmüş oldum tohum maliyetini. Aynen öyle. Yani aynen, ben buraya düşünemiyorum şu anda 30 kilo atsam acaba ne olurdu diye. Diğer tohum gibi 30 kilo belki de onu da göreceğiz. Ya deneyeceğim seneye bir 5-6 kilogram daha, işte dediğim gibi geçen yıl biz 8 kilogram attık dekara. Bu sene 17. Bu sene 17 attık. Seneye 25. İşte bunu deneye. Peşini bırakmayacağız. Peşini bırakmayacağız. İşin püf noktasında çözersek inşallah, toprak analizimizi de yaptırırsak daha iyi sonuç elde edeceğimiz düşünüyorum. Mutlaka edeceğiz inşallah. İnşallah. Bitki ne istiyorsa onu verdikten sonra çözeceğiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşlerinizi, değerlendirmelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Unutmayın. Kriterleriniz şu. Tohum bizim tohumumuz. Hibrit değil, genetiğiyle uygulanmış değil. Zehire ihtiyaç duymadı şimdiye kadar. Herhangi bir zehir veya endüstriyel gübreye ihtiyaç duymadı. Ambarımıza koyabiliyoruz. Evet, geliştirilebilir. Evet, istedikleri verilip daha yüksek ürün alınabilir. Bu kriterleri değerlendirerek bir köşeye yazarak yorumlarınızı bekliyorum kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.